Ekeceksin, dikeceksin, sonra şöyle karşıya geçip seyredeceksin. Hoşça kalın, izleyin, mutlu kalın. Evet değerli takipçiler, ben Fatih Bank. Hiç alakası olmayan bir işe girdik. Çim nasıl yetişir, gübre nedir, çim ekerken ne yapılması lazım, tarla sürülecek mi sürülmeyecek mi? Şimdi bakın, gördüğünüz gibi burası komple bir çam ağacının altı. Gördünüz, kupkuru. Los Angeles Daire Başkanı Cuma Badem, ne yapıyorsun Cuma? Vallahi şu anda çapayı hazırlamaya çalışıyoruz. Çapa vur çapayı, çapayı. Tekerleri söktü, çapayı. Evet, çapa makinesini hazırlıyor. Ve şimdi gördüğünüz gibi burası kuru bir toprak, taş. Gördüğünüz gibi her yer çam ağacı. Çam ağacının altına çim olmaz diyorlar, değil mi Cuma? Biz ilki başaracağız. Şimdi gördüğünüz gibi her yer bu şekil. Komple bir çim. Buranın eski hali bu. Yaptıktan sonraki hali ne olacak merak ediyoruz. Sadece güneş burası aldığı için. Ne ekeceğiz güneş olan yere dostum? Çim ekeceğiz. Bir de domates vidası, patlıcan, biber, salatalık. Evet. Şimdi gübre olmazsa olmaz dedik. En başta gördük gübremizi. Çimlerin üstüne gerçek orijinal böyle. Böyle orijinal kupkuru bir gübreyi dökeceğiz. Birazdan aşamaları kademe 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 izleyeceğiz. Bildiğiniz normal hani toprak mı ne olduğu da belli değil. Çakıllı, kumlu, karışıklı. Birazdan sizlere hepsini teker teker halledeceğiz Cuma Badem sayesinde. Cumacığım bir şey biliyor musun şimdilik? Vallahi biraz zahmetli ama çok güzel vakit geçiriyor. Emek olmadan yemek, yemek olmaz, yemek olmadan emek olmaz, değil mi dostum? Hadi görüşürüz. Cuma hazır mısın? Haydi ya Allah, bismillah. Evet değerli takipçiler, gördünüz az evvel toprak nasıldı, şimdiki toprağın haline bir bakın. Adeta harmanlandı, adeta harman ötesi. Bak şuraya bak. Bak. Gördünüz. Adım adım izleyeceğiz. Bak Fatih Koç'um, bu kombi yapmaya benzemez. Bu erkek işi. Erkek işi ha? Kuraya böyle savurtturacaksın. Gübreyi toprağa yedireceksin. Bak iyi bak. Gördün mü? Bak. Oha. Bu böyle toprağa yedireceksin. Harmanlayacaksın sonra da. Ekeceğimiz sebzenin bol vitaminini alacaksın. Ha? Sebze vitaminini alacak buradan. Adım adım izleyeceğiz bakalım neler olacak. Daha çok sebze alacağım. Hadi bakalım. Köyünde. Göreceğiz. Turbuna bunu gübreyi toprağına buluşturuyoruz, kavuşuyor birbirine. Tırmıkta bir tesviye mi oluyor şu an evet, bu? Hem tesviye hem de karışıyor. Ha, toprak, gübre, harmanlama. En son işte dikim aşamasına geleceğiz. Sebzeyi ekeceğiz. Anladım. İyi dikeceğiz herhalde. Evet. Hadi bakalım. Evet. Tohumlarımızı ektik. Tohumları ektikten sonra üstüne ne yapıyoruz? Gübre atıyoruz, değil mi dostum? Gübreyi toprağa atıyoruz.
Evet, bütün işlemler bittikten sonra yağmurlama sistemiyle, değil mi Cuma'cığım? Yağmurlama, su vereceğiz ki oymasın. Diktiğimiz evet. Kutuları yapmasın. Gördüğümüz toprağın, gibi. Toprağın içine çıkarmasın. Hadi bakalım, hayırlı işler. Evet Cuma'cığım, şu an nerede kaldık? Tesviye yaptık. Tesviyesini yaptık yerin. Evet. Toprağı tamamen düzelttik. Evet. Şu anda görelim. Çim ekim aşamasındayız. Evet tohumu. Bu, şimdi tohumu, başlıyoruz. Tohumu. Evet. Bakın atması, videoda gördüğünüz gibi değerli takipçiler, bunu her tarafa eşit bir şekilde atmak çok önemli. Cuma bunun için yurt dışında, Los Angeles, Hong Kong'da, Amerika'da, Dubai'de bunun master'ını 14 yıl mı yaptın dostum? 30 yıl. Evet, 30 kere sarp o zaman. Şimdi bunu güzelce her yere eşit serptikten sonra ne yapacağız dostum? Bunun üzerini gübreyle kapatacağız. Bunun üstüne kısacası bok. Yani yanmış gübreyi aynen o şekil mi serpeceğiz? Evet. Ondan sonra çim çıkacak mı, çıkmayacak mı? Tabii bunları serdikten sonra üstünde gezmek yok. Normalde silindir yapmamız lazım, değil mi? Tabii, yuvayla silindir veya da yuvayla dolaşılmaz. Ama paramız olmadığı için silindir alamadık. Bakalım silindirsiz ne olacak? Birazdan gübrelerken de çekeceğiz. Birazdan izleyeceğiz değerli takipçiler. Şurası sebze vırtıp diktiğimiz yer. Bakalım hayırlısı. Evet, çim tohumunun ardına şu an gübre serpiliyor. Değil mi dostum, daha iyi tutması için? Cuma'cığım hayırdır, elinde bir lastik var, silindir var. Bu lastik değil zaten, silindir. Silindir. Aynı zamanda ağırlık alıyor. Bu ektiğimiz çimin üstünü tesviye yaptık. Ektikten sonra dur be. Silindir atıyoruz ki zemin düz olsun. Kuşlar falan açıkta kalmasın diye. Bu silindiri çekiyor. İçimizde daha güzel biçilsin. Silindirleme yapıyoruz. Çimler yarın bir gün çıktığı zaman düz çıksın değil mi? Evet. Çim bir makinesini vurduğumuz zaman. Çim makinesini de en azından vurduğu zaman tekerler rahat gitsin. Evet. Çim makinesini. En son üstüne su dökeceğiz şimdi bunun değil mi? En son sulama yapacağız. Sabah akşam yeşerene kadar sulatacağız. Harika. Evet değerli takipçiler, gördüğünüz gibi şu an her işlemimiz bitti ve yeşillendi. Yeniden yeşillendi fındık dalları. Bakın burayı toplam harcadığım parayı da söyleyeyim size. Ortalama 700 TL falan. Bakın gördünüz mü? Eski haline bakın. Çime bakın. Ve burası komple bir çam. Güneş almayan bir yer. Yeşilliğimizi gördünüz. Buraya harcadığım parayı da söyleyeyim şimdi size değerli takipçiler. Bunları taşları Düzce'den getirdim tatile gittiğimde. Bakın. Ektiklerimi de göstereceğim. Çimleri yere yatıran da arkada iki tane dostum var. Onlar. Bak. Gel. Hop. Gördünüz mü? Hop. Bak. Toplam 400 TL'ye büyükbaş hayvan boku 15 çuval getirdik. Toprakta zaten karıştırdığımızı söylemiştik. Yeşilliğe bakın. Bir de şurada bir tane kuzucuk var. Çilek. Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım.
Gördüğünüz gibi. Demek ki neymiş? Emek olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Önce karıştırdık, tohumu ektik ama şu bir gerçekmiş. Toprağa ne dikersen dik, öyle ya da böyle bir şekilde çıkıyor. Mesela çocuğun anneden iyisi de çıkıyor, kötüsü de çıkıyor, anlatabildim mi? Bu da toprak. Ekersin, dikersin, çıkartır biçersin. Güzel bir örnek oldu inşallah. Bu çimler böyle yan yatma sebebi, arkadaşım size bir eşyöle şekli göstereceğim değerli takipçiler. O zincirinden kopup üstünde yatmış velet. Ah bu koca dana. Bak tipe bak. Bu. Zincirini kopartmış. Bir de burada bir kızım var. Ah. Şu tipe, şu güzelliğe baksana, şu güzelliğe. Değerli takipçiler, videomuzu izlediğiniz için sizlere binlerce kez teşekkür ediyorum. Abi burayı niye ekmedim? Buraya para yetmedi. Paramız ancak buraya kadar yetti. Değerli takipçiler, söylemek istediğim hepsi bu kadar. Fiyatı da söyledim ya. 400 TL'ye 20 çuval torba. Büyük hayvan yanık. Yanmış yani, kurumuş, karıştırılmış. Gübre getirdik. Her bir çuvalda 50 kilo var. Yaklaşık 15 çuval getirdik. Buraya karıştırdık. Tesviyesi onu bunu suladık. İşte görüntü bu. Çime verdiğim parayı da söyleyeyim. Ortalama 150 TL. İşte bu kadar alana dikeceğimiz bir çim. 1,5 kilo falan herhalde. Güzelcene ektik. Şurada herhalde serpelerken eksik mi geldi bilmiyorum. Orayı da şey bir düşünün. Mesela bende de saç yok. Şuradan bir iki tane çıkıyor. Anlatabildim mi? Artık tohumda mı bir eksiklik var? Ne var? Buradan babama da selam söylüyorum. Saçlar dökük. Hani sülalede gerçi bir irsilik var. Çam ağaçlarına gördünüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.